Şehir ışıklarından merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size minyatürkten sesleniyoruz. Kanadalı Brenna McCrammon bir söyleşisinde müzik sizi alıp nerelere götürmez ki demişti. İşte onu 1980'de ülkemize getirdi. Trakya'yı, Anadolu'yu ve Karadeniz'i dolaştı, türküler topladı ve o türküleri bizlerle paylaştı. Türkiye'deki insanlar sizi çok yakından tanıyorlar. Çünkü siz Türkiye'nin müziğini Türkiye'lilerden belki daha iyi yapıyorsunuz ve daha iyi biliyorsunuz. Hani nereden başladı bu merak? İlk önce Türklerden daha iyi yapmıyorum, bir de daha iyi bilmiyorum. Ben hala kendimi yani öğrenci gibi zannediyorum, yani talebe falan. Çünkü Türk müziği çok büyük bir alan, müzik çok büyük bir alan. Bitişi yok. Ama bu merak nereden? 25 sene evvel falan ilk çok meraklıydım. Bir sürü müzikleri dinliyordum ve yavaş yavaş dünyanın halk müziklerini dinlemeye başladım. Yani Afrika'dan başladım, Hindistan, bilmem bir sürü memleketin müziği dinledim. Ay bu hoş, ne güzel, ne güzel. Geldim yani Balkanlara, Türkiye'ye ve bilmiyorum, apayrı bir duygu vermiş bana. Yani ritimler farklılığından da şey, ezgi farklılığından o bir taraf ama başka bir taraf yani anlatamıyorum bugüne kadar ama çok yani güzel. Dinlemiştim sizden. Yağmur yağar kar üstüne. Ama hani o kadar etkilendim ki böyle. Siz zaten onun türkü öncesi de bir konuşmanız oldu. İşte içine biraz yağmur serpiştirdik dediniz. Evet. Hani nasıl böyle, onu kimden duydunuz da böyle o kadar içten bir şekilde söyleyebildiniz? Hiç kimseden duymadım. Sonra öğrenmiştim. Münir Nurettin Selçuk bu parça meşhur etmiş. Bilmiyorum kaç sene evvel. Notalardan öğrendim galiba. Bir de düşünerek yani sözleri sanki bir şey veriyor, müzik sanki bir şey veriyor. Ben zaten öyle bakıyorum türkülere. Tabii ki yani eski veya nasıl sözler gelmiyor şu anda. Neyse, mevcut olan bir kayıt varsa tabii ki onları dinlemek isterim her zaman. Ama inanıyorum da bu türküler çağdaşlaştırmak için ve bugün yani şimdi söylemek için şimdiden düşünmek lazım. Yani hem eskisine bakıp hem neredeyim şimdi, bu söz neden geldi, ironik bir şekilde mi geliyor yoksa tam yani birebir mi geliyor? Yani ona göre söylemek gerekiyor. Yağmur yağar taş üstüne, ince kalem kaş üstüne, selam gelir baş üstüne, vay deli deli koş deli deli, mevlam kulu sevdim seni, vay deli deli koş deli deli. Ay deli deli koş deli deli, mevlam kulu sevdim seni, ay deli deli koş.
Türkiye'nin coğrafyasında o kadar zengin bir müzik kültürü var. Halbuki bu kadar çeşit insan varken, yani Laz, Çerkez, Kürt, Yunan, Arnavut, bir sürü Balkan ülkelerden gelen, yani bu kadar insan iç içe yaşadığı için de bu kadar farklı tarzlar da var. Yani köyden köye farklı oluyor. Aynı zamanda bir yelpaze altında da kalıyorlar. Nasıl takip edecekler? Konser var mı yakınlarda? Neler yapıyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Çünkü siz birçok Türk sanatçıyla da çalıştınız. Estağfurullah. Şimdi en yakın konser kısmetse New York'ta olacak Ekim ayında. Bakalım 3-4 hafta sonra o kesinleşecek. Ay boyunca bir iki ufak tek projelerle uğraşıyorum. Bakalım olacak mı? Konserler tabii ki yani biraz zor, bazen aniden oluyor. Yeni projeler çok, nazar değmesin diye fazla bahsetmeyeceğim ama olacak. Tabii ki yani bir sene evvel hemen hemen Kalan'dan bir albümümüz çıktı, Kulak Misafir. Onun üzerinde hala çalışıyoruz, yani oradaki albüm. O albümdeki yer alan arkadaşlarla birlikte çalıp söylüyoruz. Aslında onun büyük konseri yapmak istiyorum ama orada 30 tane müzisyen varken, yani nasıl herkes bir araya getirip bir konser vermek biraz imkansız gibi gözüküyor ama hala onun ümidiyle gidiyorum. Bakalım olacak mı falan. Konser vereceğini söylediniz. Siz birçok ülkede konser verdiniz. Siz anladınız Türk müziğini. Peki orada dinleyenler anlayabiliyor mu? Anlayabilirler. Yani belki benim gibi sözleri bilmiyorlar. Hı-hı. Ama sahneye çıktığı zaman bir yani heves var, coşku var, o duygular varken o duygular paylaşılır zaten. Yani diğer insanlar. Mesela yani bazen Selim abiyle bir yere çıkıyoruz. Geçen Fransa'da denk geldi. Yani ikimiz Fransa'daydık. Çok güzel bir konser oldu. Seyirciler yarısı Türk herhalde ama yarısı da Fransız ve onlar da çok coştular, sevdiler. Yani aslında bu yüzden şey, müzik müziktir. İyi müzik olsun, gerçek müziği olsun. Müzik doğru yerden geldiği zaman söz, ritim, makam fark etmez. O his gidiyor insandan insana, candan cana yani. Thank you.
Sevgili izleyiciler, şu günlerde sıkça bahsedilen bir film var. İncir Reçeli. Sessiz sedasız vizyona girdi ve kulaktan kulağa yayıldı. İşte bu filmi oyuncuları ve yönetmeni anlatıyor. Adım Duygu. 25 yaşındayım. Hayatınıza İstanbul'dan katılıyorum. Memnun oldum. Ben de Metin. Sen nerede oturuyorsunuz? Hatunun sabah uyandığında yanında olmayanı makbul. Çekilmiş bir senaryo var mı? Var. Hepsi. Yeni filminiz İncir Reçeli vizyona girdi ve siz iki baş karaktersiniz oyunda. Melike Hanım, Sezai Bey, Metin ve Duygu filmde. Öncelikle şimdi çok güzel bir aşk hikayesi var ama aynı zamanda da çok hüzünlü bir aşk hikayesi var filmin içerisinde. Nasıl dahil oldunuz? Öncelikle onu soralım Duygu Hanım. Sizden başlayalım. Bir gün telefonum çaldı. işte Aytaç'la tanıştık. Senaryoyu verdi bana. Ve çok sevdim ben okuduğumda. Sonra da dahil olmaya karar verdim. Başladık. Ben sürekli onun yanına gelen renkli saçlı bir bayanı arıyorum. Beni takip et. Ben yine kaçacaksın diye çok korktum. Kızın bir seçimi var filmde. Belirleyici olan kısmı o. Yani hastalık üzerinden çok fazla düşünmedim ben. Genel olarak kızı sevdim, rolü sevdim ve çok da acaba nasıl olur diye düşünmedim. O kısmına çok takılmadım ben açıkçası. Ben gitmedim. Sen hiç gelmedin. Her şey senin gözünde görebilmeyi o kadar çok isterdim ki. Aytaç senaryoyu verdi. İşte kısa bir süre sonra geri döndük. Ben de hikayeyi çok sevdiğim için dahil olmak istedim. Partnerim de Melike Güner olduğunu görünce zaten uça uça hemen. Tamam dedim, hemen geliyorum ben. Bedenin bu kadar ucuz muydu bilemedim. Asıl ucuz olan ne biliyor musun? 5 kuruş vermeden savurduğunuz yargılarınız. Bir şey de! Bana bir şey de! Bu HIV'le ilgili, demin sorduğun soruyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu filmin içinde çok ufak bir yer kaplıyor. Çok önemli bir kısmını kaplamıyor. Yani bir aşk hikayesinin içinde çok ufak bir hikaye bu. Dolayısıyla genelinde bir aşk hikayesi. Sana bunu yapanın karşıma çıkmasından korkuyorum. Ne yapıyorsun birader sen? Ha, ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Söyle, nerede söyle? Aşk hikayesi ama kontrol var yani. Gerçekte de insan bu kadar kontrollü olabilir mi? Hiç üzerine düşündünüz mü? Gerçekten bu kadar kontrollü olması gereken bir konuysa kesinlikle olur bence. Bir de ben şeye inanıyorum, hani imkansızlıklar insanı yaratıcı kılar. Ve duyguyla Metin de başka bir boyuta geçiyorlar. Başka bir şekilde sevmeyi öğreniyorlar bu sebepten ötürü. Zaten o yüzden farklı onların ilişkisi bence. Yalan beni bulacak. Sen attın da gittin ya kafamı tutma. Duyguyu bekliyor hayatında hep. Yani hepimiz bir şey bekleriz ya, hepimiz büyük, yani hayatımızı değiştirecek en büyük şey aslında aşk. Dolayısıyla evet, yalnız, hepimiz kadar yalnız. Ve hayatının aşkını bekleyen bir kadın diyecektim az kalsın. Adam. Bana bir şey sevme hakkı vermediler. Ben de incir reçelini sevdim. Hani izlediğimde ben filmi çok etkilendim sizden. Hani böyle çok yoğun bir şekilde oynuyorsunuz falan. Hani neler yaşadınız sette? Hani bu kadar biz de oraya alıp götürdünüz o Metin ve Duygu'nun aşkına. Ne güzel böyle hissetmeniz öncelikle. Valla dün konuştuk biz de Sezai'yle. Hani film bitti ve biz daha iyi anlaşır olduk. Film sürecinde ikimiz de çok gerginmişiz çekim sürecinde. Her ne kadar uzun provalarımız olsa, uzun saatler bir arada çalışırsak çalışalım, ikimizin üzerinde de sürekli böyle bir sonraki sahnenin gerginliği ve huzursuzluğu varmış aslında. Çekim süreci hani bir yandan çok keyifli ve eğlenceliydi, tamam, ama genel olarak gergin ve heyecanlıydı benim için. Benim için de öyleydi. Bir kere sahnelerimiz tek tek çok ağır sahneler. Dolayısıyla hani bir oyuncu olarak Melike de ben de hani şey, önümüzdeki metne
konsantre olmaya çalışıyorduk. Çünkü çok da fazla şansımız yok ama sağ olsun bizim yönetmenimiz gene de bize hani olmadığı zaman şu ukalalığı yaptık biz. Hadi bir tane daha alalım mı ne olur? Hani olmadı. Var bir şey ama bir tane daha alalım. Biz bu rahatlıkla çalıştık. Bir şey de! Bana bir şey de! Sana bunu yapanın karşıma çıkmasından korkuyorum. Ne yapıyorsun birader sen? Ha, ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? İncir reçeli. Evet. Yani böyle çok alışık olduğumuz bir aşk hikayesi. Ama aynı zamanda değil. Öncelikle ben çıkış noktanızı merak ediyorum. Hani nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Çünkü senaristliğini de siz yapıyorsunuz. Evet. Çıkış noktası... Ben uzun süredir yazıyorum. Ama İncir Reçeli'ne kadar yazdığım bir takım şeyler bir takım insanlar tarafından bedelsiz, la bedel kullanılmak istendi. Ben de onları rafımda biriktirdim. Son İncir Reçeli'ndeki kararım da şudur. Evet, kimseye yazdığım senaryoyu vermeyeceğim. Bekleyecek. Eğer fırsatını bulursam, gücüm yeterse ben çekeceğim diye yola çıktım. Tek başımına benim gücüm yetmedi. Kültür Bakanlığı desteğiyle çektik. Söyle, nerede söyle? HIV bizde sadece bir çatışkı. Bu bir aşk filmi. Ben birbirine aşık iki insanın arasındaki çatışkıyı dile getirdim. O çatışkı, o engel çok güçlü benim için. Ama asıl tema o değil. O yüzden biz çekiniyoruz. Çekim aşamasında da biz basından uzak durduk. Film öncelikle aşk, ikincisi ön yargılarımız, üçüncüsü belki böyle bir durum mevzu bahistir. Belki derken bir sinema filmi yapıyorsunuz ve bunun bir içeriği olmalı. Haftalık fast food 90 dakikalık dizilerden biri gibi yola çıkarsanız, evet çıkarsınız vizyona. İnsanlar gülür ve bu şey olmaz. Bu tarihe geçmez. Sinema filmi yapıyorsanız bu kalıcı bir şey olmalıdır. Çünkü o filmi para kazanmaktan ziyade bir insan en başta şu sebepten yapmalı. Vizyon vesaire, insanlar hepsinin dışında. O film iki kuşak sonra sizin torununuz tarafından izlenecek. Sen attın da ettin ya kafamı bana bir şey sayma hakkı vermediler. Ben de incir reçelini sevdim. Acı olayları yaşadığımız şu günlerde belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz barış türküleri. İşte o türküleri 16 yıldır söyleyen Kardeş Türküler geliyor ekranlarınıza. Müziklerinin insan üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tarif etmek neredeyse imkansız. Dinlemek şart. Sadece kaset bile yeterli değil. Tam vurguyu anlamak için Kardeş Türküleri bir konserde görmek ve dinlemek gerekiyor. Kardeş Türküler o konserlerinden birini verdi Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda. Onlar Anadolu'ya dönüp baktıklarında sadece Türk halk müziğini görmüyorlar. Oradaki çok çeşitliliği ve çok renkliliği hissediyorlar. Politik söylemleri yok. Çünkü zaten o türkülerin bir arada söylenmesi, yan yana getirilmesi onları yeterince ifade ediyor. Grubun solistlerinden Feryal Öney ve Vedat Yıldırım'la Harbi Açık Hava'da bir araya geldik ve Kardeş Türküleri konuştuk. Thank you.
Meral Hanım açık hava konseri birazdan hepimiz 2-3 saat sonra sahneye çıkacaksınız. Ve Kardeş Türkler, biliyoruz ki bütün kardeşlerin türkülerini söyleyen bir topluluk. Bugün neler var? Bugün yine işte Anadolu'dan Mezopotamya'ya, işte Karadeniz'den Trakya'ya, hep o bizim belirttiğimiz kültürel sınırlar vardır ya, aslında sınırsız, coğrafi sınırlarını aşan, kültürlerin birbiriyle ilişkisine, iç içe geçmişine önem veren. Dolayısıyla çok fazla sayıda dil var, çok fazla şarkımız, türkümüz, hatta bir zaman sorunu bile yaşayabiliriz. Bugün çünkü konuklarımızla soracaksınızdır ama ben şimdiden hemen geçeyim. Amerika'dan Aradin Chiyan geldi. Ud virtüözü ve besteci. Sezen Aksu'nun birçok şarkısından Aradin Chiyan bilinir zaten. Bugün işte Ahmet Kaya'nın Ağladıkça şarkısının bestecisidir Aradin Chiyan. Bunu çok az insan bilir. Bugün Ağladıkça'yı da sahneleyeceğiz dolayısıyla, Ağladıkça'yı. Aradin Chiyan, şimdi soundcheck'te görüyorsunuz, Koçani Orkestrası Balkanlar'da, Makedonya'dan kalktı geldi. Balkan şarkıları söyleyeceğiz onlarla. Dilberay var, Barak Müziği'nin usta sesi Dilberay. Onunla beraber Sırrı Süreyya Önder de bizle beraber aynı sahnede olacak. Laura var. Laura enteresan. Loretta soyadını gerçekten zor telaffuz ediyorum. O yüzden sadece Loretta diyeyim. Litvanya'dan geliyor. Kardeş Yükleri oralarda duymuş, dinlemiş. Dans sanatçısı, dansçı. Danslar yazmış Kardeş Yükler şarkılarını. Tabii dedik, böyle buluşmalar herkese kısmet olmaz. Onu da çağırdık sahnemize. Belirlerken şarkıları, fikir ayrılıklarınız oluyor mu veya nasıl? Bir kere zevk farklılıklarımız var. Orada bir kavga ediyoruz. Şu şarkı güzel bir şey ama güzellikten ziyade tabii ki ruhuna dokunması çok önemli ama öyle şarkılar, türküler buluyoruz ki yani gerçekten hazine. Hani bu ezber bir şey söylemek de istemiyorum ama hazinelerle dolu yaşadığımız coğrafya. Her temada, her konuda, her şeyde dönemin, yani bu hani bir sürü savaşlar yaşanmış, memlekette göçler yaşanmış, çok güzel şeyler de yaşanmış. Bayramlarımız var bir kere farklı dönem nerede kutladığımız. Çok fazla materyal var elimizde. Ama genelde şey oluyor, farklı temalar, farklı diller, ona özen gösteriyoruz. Bir yerde de böyle güzel, bizim içimize okşayan ezgiler olmasına da dikkat ediyoruz. Böyle seçiliyor. Biraz tabii kavga gürültü oluyor ama sonuçta güzel şarkılar, türküler galip geliyor. Ben bezdim, vay vay. Kardeş türküler, kardeşliği her zaman ön planda tuttu. Sizin artık size sormak istiyorum özellikle. Bilmediğiniz bir kültür var mı Türkiye'de? Var var canım. Dedim ya, Derya Deniz. Biz evet bu işe başladığımızda ben bir Türk olarak şeydim, Türkçe şarkılarla, türkülerle büyümüştüm. Ama farklı ana dilleri konuşan, farklı kültürlerden gelen arkadaşlarım da maalesef hep Türkçe türküler dinlemeye mecbur bırakılmıştı. Herkes önce kendi kültürünü keşfetmeye başladı. Ermenice şarkı, Türk ilk defa duydum ben. Süryanice, Arapça yine biraz biliyorduk falan, ya da Kürtçe bir şekilde biliyorduk. Ama bir sürü farklı dilde şarkıyı, türküyü biz Kardeş Yükler'le beraber öğrenmeye başladık. Ömrümüzün sonuna kadar da herhalde öğrenmeye devam edeceğiz. Çünkü bitmiyor. Siz türküleri bir araya getiriyorsunuz ama o sizin bir araya getirdiğiniz türküler de bütün kültürleri bir araya getiriyor. Evet. Onu nasıl alıyorsunuz sahneden? O muhteşem bir şey. Şimdi şeyi bir kere anlıyorsun. Grup grup insanlar, yani tabii ki gruplar halindeki keskin sınırlarla değil ama belli şeyden, memleketlerden, belli ana dilleri konuşan insanlar ya da işte ne bileyim ben, bir Kürt halayı başlayınca şey yapıyor, çok iyi halay çekenler görüyorsun, ha bunlar usta diyorsun. Oralardan, yani memleketin güneydoğusundan, Fırat'ın öte yakasından arkadaşlar çok güzel dans ediyorlar. Bir Ermeni şarkısı şey yapıyorsun, çalıyorsun, bir koro geliyor oradan, muhteşem söylüyor. Ermeniceyi çok iyi bildiklerini fark ediyorsun. Karadeniz zaten, o Karadeniz şarkıları şey, yani bayağı şeyler, kalabalık geliyor Karadenizliler konserlerimize. Dolayısıyla şey,
farklı farklı memleketlerden, farklı farklı coğrafyalardan insanlar geliyor. Fakat birkaç yıldır da, aslında 5-10 yıldır diyeyim, şeyi fark ediyoruz ki herkes birbirinin dilini de öğrenmeye başlamış. En azından dili, konuşma dili değilse de şarkılarını. Bazen böyle güruh olarak karşınızdaki kitle, ne bileyim ben, Çingenece bir şarkıyı söyleyebiliyor, Ermenice bir şarkıyı söyleyebiliyor. Hep beraber ezberlenmiş yani. O bir kere muhteşem bir şey. İşte o şey, o birleştiriciliğin başarıldığını gösteren. Çok yakından takip ediyorsunuz zaten yaşanan olaylara. Siz Barış İçin Sanat İnisiyatifinde de yer aldınız. Tabii. Onlar da başarıya ulaştı tabii. Ulaştı mı dersiniz? Ya ulaştı. Biz dünkü ya şehit haberleriyle uyanmak çok korkunç bir şey. Zaten yani sabah da bir sürü gazeteci konuşuyordu. Ben öyle çok politik analizler yapamam ama benim anladığım kadarıyla altı doldurulmamış bir açılım lafı edildi. Ona inandık da, inanmak istedik. Ya olacak herhalde, kültürlerin demokratik bir şekilde kendini ifade edebileceği, demokrasinin gerçekten gelebileceği bir Türkiye geliyor herhalde dedik. İnanmak istedik. Fakat altı boşmuş, onu gördük. Türkiye'de hala ne yazık ki bu farklılıklar bir problem olduğu için belli kesimler açısından halen barışı tesis edebilmiş değiliz. Gençler ölüyor. Oldukça kötü bir dönemden geçiyoruz ama yani insanların işte bu barışçılıklarını yükseltmeleri gerekiyor. Yapacak başka bir şey yok. Barış meselesi aslında çok da zor bir iş değil ama işte ne yazık ki insanların hırsları, oy kaygıları, gelecek kendileri düşünmeleri, gelecek kaygıları bu süreci, özellikle bu Kürt meselesini çok geciktirirler. Kadim sevda, çikşeye durun, zemheri de sürgünler. Gün olur, aydınlık olur, hem avaz olur yurdundan sürmüş türküler. Bu kadar ayrımcılığın yaşandığı bir yer. Siz kardeşlik türküleri yapıyorsunuz. Herkesin eşit olması gerektiğini ve herkesin kendi dilini, dinini rahatça yaşaması gerektiğini söylüyorsunuz. Siz de zorlanıyorsunuz. Tabii yani sonuçta mesela bu ortam kardeşlik için çok şey bir yani çok yani bir, özellikle bizi direkt etkileyen bir, herkes etkiliyor da bizim direkt zaten yani bizim ne derler yani kardeşlik projesinin varoluş koşulu barışçıl bir ortam. İnsanların birbirine işte kem gözlerle bakmadıkları ve kendi farklarını rahatça ifade edebilir ama işte bunu aynı zamanda bir melezlik de, bir iç içelik de yaşanmış. İşte bu kültüründen, yemeğinden, işte müziğine kadar bir iç içelik yaşanmış. Bir arada yaşama şey zaten yani bunu nasıl yani İstanbul gibi bir yeri düşünün işte yani siz nasıl yapacaksınız? Herkes var İstanbul'da, 15 milyonluk bir kent, bir şehir. Bir şekilde bir arada yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla yani bizim için sıkıntılı bir dönem ama sesimizi yükseltmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Açılımından bahsedildiğinde ve açılımlardan bahsedildiğinde siz de kardeş türküler olarak Barış Sanat İçin Barış İnisiyatifini kurdunuz ve orada yer aldınız. Şimdi bir hayal kırıklığı var mı? Hani belki bir umutla başladınız ama şu an yaşananlar. Yani hayal kırıklığı tabii bu son 1-2 senedir hani bir şeyler konuşuldu. Herhalde olacak bir şeyler gibi beklenti vardı tabii ki. Barış'ın sanat girişinde o yüzden aslında bu ortama katkı sunmak için şey yaptı. Ya işte sanatçılar bir araya gelirler, faaliyetlerini şey yapmaya başladılar, yürütmeye başladılar sanatsal anlamda. Geldiğimiz nokta pek de şey değil. Ama devam etmek lazım. Yapacak bir şey de yok. Yani bizim sanatsal ürünlerimizi yani böyle bu ayrımcılığı, ayrışmayı, ayrımcılığı engellemek için özellikle şeyin, sanatın dili önemli. Yani bir şarkı, bir türkü okursunuz, bir insanın belki o kalbindeki şeyler, barış damarları açılır, bir şey olur. Buna devam edeceğiz. Peki
Şimdi kardeş Türkler içerisinde herkes var. Yani hani Alevi, Kürt, Ermeni, işte her kesimden var. Ben böyle bir ortamda, böyle bir ortamda da siz böyle bir topluluktan bir mesaj almanız. Çünkü bence en iyi mesajı belki siz. En iyi mi? Vallahi yani yaşamı savunmak, yaşamdan yana olmak şu an yapmamız gereken en ilk şey o. Yani gerçekten gençlerin bir şekilde ölümü durdurmak gerekiyor. Çok hazin bir şey. Bir de yani insanlar hakkı yok yani. Bu insanların ölümünü bir şekilde durdurmak lazım. Yani bir şekilde durdurmak lazım. Yaşamı savunmak lazım. Yaşamak kutsaldır. Bugün de geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.